Merhaba Hardware Plus takipçileri. Karşınızda Logitech'in bir klavye fare seti var. Bu klavye fare setinin adı MK850 Performance. Peki merak ediyorsunuz tabi. Performance ismi nereden geliyor ve bu klavye fare seti tam olarak neler yapabiliyor? Öncelikle şuradan başlayalım. Bu cihazlar hem klavye hem fare ayrı ayrı Logitech'in benzer modellerini teker teker sattığı cihazlar aslında. MK850 Performance'da ise bu iki cihaz beraber en iyi şekilde çalışacak şekilde bir araya getirilmiş ve size aynı pakette sunulmuş durumda. Dolayısıyla iyi bir yazma ve fare ile iş yapma deneyimi amaçlayan üretken profesyonellerin amaçlandığı bir klavye fare ile karşınızdayız. MK850 Performance'ın iki farklı bileşeni var. Bir tanesi önünde gördüğünüz bu klavye. Klavye'nin en önemli özelliği rahat ve uzun süre yazmaya odaklı sessiz tuşlarla imal edilmiş ve orta tarafında bir miktar bomba ile daha ergonomik bir çalışma ortamı hedeflenmiş bir klavye olması. Klavyenin diğer tarafına baktığınız zaman numpad de görüyorsunuz. Numpad ve klavyenin ana kısmı aynı tuş yapısına ve aynı konfora sahip. Aşağı tarafına baktığınız zaman da elinizi yaslayacağınız sabit bir yastığı görüyorsunuz. Bu da uzun süre elinizi kaldırmadan bir şeyler yazmak konusunda sizi biraz daha rahatlatacak bir deneyim sunuyor. Klavyenin üst tarafında ise 3 tane beyaz tuş dikkatinizi çekecektir. Standart olmayan bu 3 tuşun üzerinde 1, 2 ve 3 yazıyor. Buraya anlatmaya geçmeden önce biraz da fareden bahsedeyim Çünkü farede de benzer bir özellik sizi bekliyor. MK850 Performance'ın faresi de Logitech'in Bombeli sağ el için üretilmiş farelerinden bir tanesi. Scroll tuşu alıştığınız isterseniz tırtıklı, isterseniz sonsuz scroll özelliğine sahip olabiliyor ve dibindeki tuştan bunu ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki aynı zamanda üçüncü tuş görevi de görüyor. E, farenin sol tarafında ise üç tane daha tuş var. Ama bu tuşlardan bir tanesi özel. Yine yanında 1, 2 ve 3 rakamlarını görebiliyorsunuz. Peki bu 1, 2, 3 ne anlama geliyor? klavye ve farede ortak olarak gördüğünüz bu 1, 2, 3 seçim tuşları bu klavyenin ve farenin bilgisayara veya diğer cihazlara nasıl bağlandığı ile ilgili. Eğer isterseniz bu klavye fare setinin tek bir unifying alıcıyla o da zaten farenin alt tarafında içeriye gizleniyor. Bir bilgisayara veya destekleyen herhangi bir cihaza bağlayabilirsiniz. Unifying alıcıyla zaten en başta bu iki cihaz bu alıcıya tanımlı. Farklı noktalarda isterseniz klavye fareyi farklı unifying alıcılarla bölüştürebilirsiniz bile. Bu imkanı size Logitech sağlıyor. Bununla beraber bu klavye fare aynı zamanda Bluetooth Smart desteğine sahip. Bluetooth Smart çok az elektrik yakan, gelişmiş ve düşük tepki süresine sahip bir Bluetooth versiyonu. Bluetooth'un son sürümleriyle beraber gelen bir teknoloji. Dolayısıyla bu klavye fare setini farklı cihazlara bağlayıp buradaki rakamlarla aralarına geçiş yapabilirsiniz. Mesela ön, önünüzde bir tane Android tablet var, bir masaüstü bilgisayar var, bir de dizüstü bilgisayar var. Bluetooth'tan bu cihazların iki tanesini Unifying alıcıyla da bir tanesine bağladınız diyelim ve bunları bu tuşlara atadınız tuşlara basarak Android tablette işinizi yapıyorsunuz. Bastığınız masaüstü bilgisayarda grafik işinize devam ediyorsunuz. Diğer taraftan da oradaki terminaldeki işinizi yazmaya, yapmaya devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kullanım esnekliği sayesinde 3 tane cihazı aynı anda hükmetme imkanı sunan bir klavye fare seti karşınızda. Bu iki cihazı bir arada kullandığınız zaman şöyle bir güzellik de ortaya çıkıyor. Klavyede gördüğünüz FN tuşu normal şartlar altında buradaki farklı işlevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Örneğin multimedya tuşlarını FN ile beraber kullanıyorsunuz. Fakat FN tuşuna basarken klavyede faredeki tuşlara da yeni özellikler atayabiliyorsunuz. Bunu da Logitech'in sunduğu ayar yazılımı üzerinden yapmanız mümkün. Böyle güzel bir sinerji oluşturan ürünlerin de uzun süre çalışmasını beklersiniz. Dayanıklı konusunda hiçbir sorun olmayan MK850 performance seti aynı zamanda uzun pil ömürlerine sahip. Örneğin bu klavye sadece iki tane 3A pille yani kumanda pili tabir ettiğimiz pille çalışıyor. Ve ortalama kullanımda 36 ay, evet yanlış duymadınız 3 yıl pil ömrü var. Tabii ki sizin kullanımıza göre günde 12-13 saat kullanıyorsanız pil ömrü biraz daha azalacaktır. Ama günde örneğin ev bilgisayarınızda 3-4 saat kullanıyorsanız pil ömrü biraz daha uzayabilir. Şahsen ben kendi evimde kutusunun üzerine 18 ay pil ömrü yazan Logitech klavyemi 4 yıldır kullanıyorum. İki katı diyor, bilmem bunun ne kadar uzun süre kullanırsınız. Dolayısıyla pil derdi yok. Zaten kutunun içinden de size güzel markalı alkali pilleri veriyor Logitech. Dolayısıyla da bunda uzun süre düşünmenize gerek yok. MK850 Performance'ın ufak detaylarına bakalım. Örneğin bu klavye üzerine su döküldüğü zaman bu suyu altından sızdıracak şekilde çeşitli deliklere sahip. Bunların bazıları vida deliği, bazıları ise doğrudan üst taraftan gelen sıvıyı aşağı tarafına akmasını sağlayan, dolayısıyla klavyenizin bozulmasını engelleyen bir yapıya sahip. Tabii ki yine de şekerli bir şeyler dökmenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü yıkamanız çok doğru olmayacaktır. Bununla beraber klavyeyi iki farklı açıda kullanabiliyorsunuz. Ufakları çekerseniz 4 derece açıda kullanabilirsiniz. Zaten bu yastıkla beraber klavyede ciddi şekilde yükselmiş oluyor. Yükseldiği için de bileklerinizin zaten hani yapısı nedeniyle ağrımasını zaten engellenecektir ama biraz daha konfor size sağlamış oluyor. İsterseniz şunlarla beraber 8 derece açıya bunlar çıkabiliyor. Biraz daha dik kullanmak, biraz daha yüksek kullanmak isterseniz böyle bir seçenek de söz konusu. MK850 Performance'ın fare kısmına baktığımız zaman karşımıza 3 tane altında kaydırma noktası olan, mouse tabanı olan bir fare çıkıyor. Bu fare tabii ki sağ ile daha uyumlu. Sağ ile kullanırken de yan taraftaki iki tane tuşu, ekstra tuşu kullanabiliyorsunuz rahatlıkça. Aynı zamanda tabii ki sağ sol tuşlar ve tekerlek tuşunu da tuş olarak kullanabiliyorsunuz. Bu cihazları eşleştirmek için yapmanız gereken şey de şurada hemen göstereyim size. Farkındaysanız burada tek tuş kullanılmış. Bu tuşa 3 saniye bastığınız zaman eşleştirme moduna geçiyor ve herhangi bir cihazı eşleştirebiliyorsunuz. Burada da ha, nereye atama yapacaksanız o tuşa yine 3 saniye basmanız gerekiyor. MK850 Performance'ın eşleştirme işlemi de aslında bu kadar basit. Kutunun içinden bir tane aksesuar çıkıyor. Bu aksesuar uzatmalı bir USB 2.0 e, dişi uzatıcı aslında. Dilerseniz eğer bu e, minik alıcıyı hakikaten sökmek, takmak bazen bir şeyin arkasına zor olabiliyor. Bunun ucuna takarak daha kolay şekilde farklı cihazlara bağlamak isterseniz eğer kabloyla alıcınızın menzilini bir anlamda daha kolay şey yapmak veya bunu arkaya falan düşürmek istemiyorsanız örneğin bazı dar alanlara çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz bir aparat da kutudan size veriliyor. MK850 Performance üretken profesyoneller için paha biçilmez bir Deneyim sunuyor. MK850 Performance'a birden fazla cihazı aynı anda yönetebilir ve cihazlar arasında pratikçe üstteki tuşlarla geçiş yapabilirsiniz. Dolayısıyla klavye fare seti arıyorsanız ve üst seviye uzun yıllar kullanacağınız ve özellikle yazı yazarken bileklerinizin ve parmaklarınızın rahat edeceği bir ürün alıyorsanız MK850 Performance'ı tercihleriniz arasında değerlendirebilirsiniz. Mütakip videolarımızda görüşmek üzere. Şen ve sen kalın.